Bir başka sanat programından daha hepinize merhabalar. Programımızın bu haftaki bölümünde uzun süredir hazırlığı içerisinde olunan ve önümüzdeki yaz aylarında da çekimine başlanacak olan Bedrettin filmini konuşacağız. Bedrettin filmini projenin bütün aşamalarında yer alan, başından sonuna bu çalışma içerisinde bulunan sevgili Ali Şahin'den buyurun birlikte dinleyelim. Yaklaşık 3 yıl boyunca tarihçilerden ve kanaat önderlerinden oluşan 56 kişilik danışma kurulunun yardımıyla projemizin senaryosu 2018'de tamamlandı. Projemizi toplumsallaştırmanın ilk adımı olarak 14 Kasım 2018'de sanatçıların, milletvekillerinin, muhalefet partileri, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ayrıca inanç dünyasının kanaat önderlerinin katıldığı bir gecede gerçekleşti. Anadolu'daki direnişleri konu alan uzun metraj sinema filmimizin tanıtım gecesine hoş geldiniz. Bedrettin filminin hazırlığından aslında birçoğumuz haberdar olduk. Fakat muhakkak haberdar olmayanlar da var. Biraz onları da bu konuda bilgilendirmek için bu fikir nasıl ortaya çıktı ve filmin hazırlıkları ne aşamada? Yani fikir biz kötü komşu ev sahibi yapar mantığıyla biraz hareket ettik. Özellikle bu barış imzacıları olarak biz imza verdiğimizde çok sistemin yani devletin, hükümetin çok ciddi bir yönelimi oldu bize. Üretim araçlarımızı yani elimizden almaları, daha sonra işte birçok kanalla, yapım şirketiyle konuşup barış imzacılarını çalıştırmama durumu. Biz de artık bunun İşte hükümetin değişmesi, belediyenin değişmesi vesaire vesaire buralara güvenerek artık üretim yapılamayacağını, kendi bağımsız bir yolumuzun, yol bulmak gerektiğini, üçüncü bir yol bulmak gerektiğini düşündük. Ve bir film yaparak, bunu da kooperatif yaparak, yani bize yakışır bir şekilde kooperatif bir film yaparak böyle bir yol açmayı düşündük. Yani bağımsız olmanın tek yolunun kooperatifleşmek olduğunu düşündük. Ve bununla ilgili de çok uygun bir proje aradık. Yani ne yapabiliriz? Bununla ilgili geçmişe baktığımızda yani birçok konu var Mezopotamya ve Anadolu'da. Birçok kişi var. İşte Pir Sultan da olabilirdi, Kava da olabilirdi, Derviş Adedistan da olabilirdi. Yani çok fazla şey olabilirdi ama bütün toplumu kucaklayacak, bütün toplumu ilgilendiren, bütün toplumu içinde barındırabilecek bir isim olarak Şeyh Bedrettin çıktı önümüze. Hem içinde işte heterodoks inançların isyanını barındırıyor, hem sınıfsal özellikler barındırıyor. Bütün ezilenlerin içinde olduğu, yani sınıfsal olarak ezilenler de içinde var. İşte Yahudiler de içinde, Aliler de içinde, Türkmenler de içinde bu isyanın, Ermeniler de içinde. Böyle bir isyan olması günümüze de çok denk düşüyordu. Yani günümüzde de artık bir şey yapmanın, dünyayı değiştirmenin tek yolu parça parça olmak değil de bütün ezilenlerin bir arada olmasıyla mümkün olduğunu gördük. Bu anlamda Bedrettin'i yapmak bize hem dönemin ihtiyaçları açısından önemliydi. Ayrıca bir de cesaret hikayesine de ihtiyacımız var. Mesela ben kendi açımdan, benden öncekilerle empati kurup yani ne zaman korksam, ne zaman devam etmemek istesem ya da ne zaman kendimi yalnız hissetsem hep geçmişteki idollerim aklıma gelir. Mahirler gelir aklıma, Karacaoğlan gelir, Köroğlu gelir, işte Mazlum gelir. Mesela Selahattin Eyyubi'nin bile işte bana yakın bir yerde olması beni mutlu ediyor yani, umutlandırıyor. Bu yüzden dedik bir hikaye lazım artık. Yani dışarıdan oryantalist bir bakış açısıyla Batı'nın bize verdiği liderler, öncüler değil de buradan çıkmış, buradan filizlenmiş bir lider, bir cesaret lazım, bir öncü lazım. Ruh çağıralım dedik. Alevilerdeki o ruh çağırma olayıyla. Öyle Bedrettin'e karar verdik ve Bedrettin'le başladık yola. Gerek kastının oluşturulması, gerek kaynaklarının sağlanması, gerekse duyurulma biçimi açısından Bedrettin filmini, bu projeyi diğer sinema filmlerinden ayıran birçok özelliği var.
Projenin bu özgün yanlarından biraz bahsedebilir miyiz? Yani projenin başlangıcı önemli. Şimdi bugüne kadar ben 14 yıldır sinema yapıyorum, sinema sektöründeyim. Bizim çevremizdeki insanlar da öyle ve biz şey biliyoruz, otosansür çok ciddidir bizim sektörde. Yani istediğiniz kadar alem-i cihan olun, yani çok cevval insan olun ama şey fark etmiyor. Sonuçta bir yapımcıya ihtiyacınız var. Sonuçta ya da para kaynağı olarak bir devlet kurumuna ya da bir belediye kurumuna ihtiyacınız var. Bu da sizi isterseniz kısıtlıyor yani. Yani sizin bedelini ödeyecek olmanız bile. Yani siz bir film yapmaya, Mayıçay'ın filmini yapmak istiyorsunuz. Bunun için çok cesursunuzdur ama bu filmi çekecek koşulları oluşturacak kadar paranız yoksa çok cesur olmanızın da bazen anlamı olmuyor. Bu anlamda Bedrettin filmin diğer filmlerden özelliği gerçekten bağımsız olması. Yani hiçbir sermaye, tek başına hiçbir yapımcı sermayesine ya da bir devlet kurumuna ya da bir belediyeye dayanmıyor. Bu da onu bağımsız kılan en önemli özelliklerinden biri. Çünkü biz ne kadarını daha doğru ve güzel anlatırız da ilgileniyoruz. Yoksa işte yapımcı neye kızar, işte belediye neyi üzer falan. Bunlarla uğraşmak sanatın o özgün dilini öldüreceği için Bedrettin'in böyle bir avantajı var. İkincisi, dünyada birkaç kez uygulanmış, hatta birçok yerde artık uygulanmaya başlamış kooperatif sistemini sinemaya uyarladık. Türkiye'de ilk kooperatif film olacak. Yani 128 kurum bu projeyi destekliyor. Sendikalar, muhalefet partileri, dernekler, sivil toplum örgütleri, yani köy dernekleri, yöre dernekleri, böyle 128 kurum destekliyor. Bu çok önemli bir şey. Yani herhalde Türkiye'de bir şey etrafında bu kadar çok kümelenen başka bir etkinlik ya da başka bir üretim olmamıştır. 128 kurum bir araya gelmesi ve yüzlerce insanın, küçük esnaftan büyük iş insanına kadar yüzlerce insanın kar payı ortaklığıyla, yani bağış yapmadan, ilk defa iş insanları bağış yapmıyorlar bir filme. Hani bir film çekeceğiz, hadi bize bağış yap falan değil de bir film çekeceğiz, projemizi anlatıyoruz, oyuncularımızı gösteriyoruz, işte dekoru gösteriyoruz, aksesuarı gösteriyoruz, her şeyi gösteriyoruz. O bir iş insanı gibi, ha diyor, tamam bu film böyle olur, şöyle olur, sonuçlar bu olur falan. Buna dayanarak yatırım yapıyor. Bu hem iş insanlarını pasif bağışçılar olmaktan çıkartıp aktif katılımcılar yapıyor, hem de bizi de bir sermayenin güdümü altından kurtarıyor yani. Böyle bir özelliği var. Oyuncu seçimlerinde kurumları ve öncelikle tabii bütün oyuncu ve kadro seçimlerimiz, yani teknik kadro seçimlerimiz liyakatı esas aldı. Yani en iyisiyle çalışmak zorunda kaldı. Tabii koçlarımız doğrultusunda en iyiler. Oyuncularımız da böyle tercih edildi. Ama bunun dışında prensip olarak topluma karşı suç işlememiş. Yani işte taciz suçu işlemiş, bununla anılan, buna benzer bu tür şeylerle anılmayan oyuncular arasında seçildi. Fakat bir filmde kısıtlı oyuncu var. Yani daha birçok oyuncu, arkadaşımız, dostumuz bu filmde olmayı hak ediyor. Ama belli bir sınırı var. O yüzden oyuncu sayımızı da tamamladık, kastımızı oluşturduk. Bedrettin filminden bahsederken işçi sinema kolektifini anlatmamak pek mümkün değil. Çünkü işçi sinema kolektifinin bir fikri olarak ortaya çıktı bu çalışma. Ama işçi sinema kolektifi kimlerden oluşur, ne gibi üretimler yapar, nasıl bir sinema amaçlar ya da önerir ya da hayal eder? Biraz sizden dinleyelim. İşçi Sinema Kolektifi bundan 6-7 yıl önce birçok sinema emekçisinin bir araya gelerek oluşturduğu bir kolektif. Meclis biçiminde örgütleniyor. İşçi Sinema Kolektifi ilk oluşturulduğunda çok küçük bir yapıydık. Yani daha böyle birbirine yakın insanlar olduk. Fakat bu bir ihtiyaç olduğu için sanırım, ciddi bir kolektife, ciddi bir kooperatifleşme ihtiyaç olduğu için etrafında kümelenmeler başladı ve biz işte seçim zamanları muhalefet partilerine ya da işte kadın meselelerinde kadınlar için, kadın sivil toplumları için, sendikalar için falan birçok video çalışmaları hazırladık. Kısa filmler çektik. Kısa film çeken gençlere yardımcı olduk, destek sunduk. Belgeseller hazırladık, projeler hazırladık, paneller verdik, toplantılar yaptık. İşte bazı toplumsal olaylarda işte ciddi tavırlar aldık. İşte bu başlıcın sinemacılar örneğinde olduğu gibi en büyük imzacılar herhalde kolektifin içinden çıkmış en çok imzacı. Böyle bir yapı. Burada da biz aslında Bedrettin filmi üzerinden konuşulmadı. Şöyle bir şey.
İşçi Sinema Kolektifi üçüncü bir yolla, işte ilk soruda belirttiğim gibi üçüncü bir yolla ancak özgür ve bağımsız bir sinema olacağını düşünüyordu. Ve bununla ilgili de bireyleri teşvik etmek istedi. Yani bireyler bir proje getirmesini istedi. Bireylerin getireceği projeleri değerlendirip, destek verip bunların hayata geçmesi için katkı sunacağını söyledi. Ben de işte bunun üzerine düşündüğümde işte Şeyh Bedrettin projesinin çok uygun olabileceğini düşündüm. İlk önce de İşçi Sinema Kolektifi ile paylaştım bunu. Hani İşçi Sinema Kolektifi'ndeki arkadaşlarla bu projeyi gösterdim. Onların önerilerini ve eleştirilerini üzerine proje tekrar inşa edildi. Ve tekrar önlerine gittiğinde projeyi destekleyeceklerini arkasında olduklarını söyledi. Ve biz daha sonra İşçi Sinema Kolektifi'nin desteğini aldıktan sonra da diğer 127 kurumla görüştük. 127 kurumun da desteğini aldık. Yani İşçi Sinema Kolektifi'ne dahil 127 kurumun desteğini alan bir proje haline böyle geldi. Türkiye'de sinema alanındaki üretimleri nasıl görüyorsunuz? Altını çizmek istediğiniz ya da tespitinde bulunduğunuz eksiklikler, yaklaşımlar neler? Yani ben politik bir bireyim. Yani politik olarak dünyaya bakarım. Estetik olarak elbette ki değerlendirilecek birçok alan vardır. Haddime düşen değerlendirmeler olur, haddime düşmeyen değerlendirmeler olur. Ama politik olarak şöyle bakıyorum ben. Türkiye'de bütün aydın ve sanatçıların düştüğü hata şöyle bir hata. Bir olay oluyor. Mesela Sivas katliamı oluyor. 35 kişi cayır cayır yakılıyor bir otelin içerisinde. Ve biz bunun filmini beklemek için, filmini yapmak, şiirini yazmak ya da işte bunun tavrını koymak için 40 yıl bekliyoruz. Üzerine bunun nostalji olmasını bekliyoruz. Yani o dönem buna karşı tavır göstermek tehlikeli olduğu için susuyoruz mesela. 40 yıl sonra bunun filmini yapmak elbette ki anlamlıdır. Ama anında yapmadığın, yani sanatçının anında müdahale etmediği şey, çok yani 80 ile ilgili, üzerinden 60 yıl geçmiş birçok kişi bununla ilgili yargılanmış, çoğu da maalesef ki eceliyle ölmüş toprağın altında falan. Yani bu saatten sonra 80 ile ilgili yaptığım filmler, o an yapacağım filmler kadar değerli değil yani. Yer altında yapılabilir, başka bir şekilde yapılabilir. Mesela Yılmaz Güney niye bunu yaptı? Yani Yılmaz Güney yapan şey, olaylara anında tepki verebilmesiydi, anında refleks gösterebilmesiydi. Böyle bir acizlik olduğunu düşünüyorum Türkiye sinemasında yani şey. İkincisi, kendi içerisinde çok yabancı bir durumu var. Mesela bu Kürtler için de geçer. Kürtler ve Türklerin yaptığı sinema için. Mesela Kürtlerin yaptığı sinemalara baktığımda genelde Fransız sineması ekolü esas alınıyor ya da Türk sineması kendini esaslarını neye dayandırır? Türk külliyat tiyatrosuna dayandırır. Karakterden çok tip vardır falan. Şimdi değişti bu gerçi falan ama. Türk sineması olarak açığa çıkan şey de bir öykünme üzerinde var. Bunu fark ediyorum ben. Yani kendini esas mesela Fransız sineması Fransız kültüründen alır. Alman sineması o barbar özelliğinden alır getirir günümüze taşır. Orta çağa yatsımaz. Orta çağdan da beslenir. Mesela Kürt sineması oluşacaksa bence bu çok ciddi tartışılmalı. Denkbejler üzerinden gelir, sıtran üzerinden gelişmeli. İşte hikayeler üzerinden, çocuk hikayeleri, bunlar üzerinden gelişmeli. Yani dilini oluştururken bunun üzerine kurmuyor, bir öykünme üzerinde. Yani işte Avrupa'da festivallere dayalı bir sinema anlayışımız olduğu için, festivallerden beslenen bir sinema anlayışımız olduğu için de festivallerin hoşuna gidecek, festivallerin isteyecek ve festivaller tarafından egomuzun tatmin edeceği filmlere yöneliyoruz. Bu da bunu bir Kürt, yani bir şeyin Kürtçe olması bir filmi Kürt filmi yapar mı? Bence yapmaz. Oyunculuk biçimiyle, üslubuyla, kültürüyle dayandığı yer oradan beslenir. Yani biz oradan alıp getirelim, denkbej kültüründen alıp getirelim. Sonra yeni şeyler deneriz. Sovyet ekolünü deneriz, Fransız ekolünü, Asya ekolünü de deneriz ama bir öykünmeyle başlayan bir sinemanın Kürt sineması olacağını düşünmüyorum ben mesela. Bedrettin'in ardından benzeri bir yöntem ve anlayışla yeni bir sinema filmi bizi bekliyor mu? Bu gibi hazırlıklar var mı? Yani şöyle elbette ki var. Benim aklımda birkaç proje var. Diğer işte bizim kooperatifimize dahil olan arkadaşlarımızın aklında birkaç proje var. Mesela ben Hasan Sabah'ı çekmek isterim, çok isterim. Ve Derviş Avde Destanı, çok sevdiğim bir destanı, ciddi bir aşk hikayesidir. Yani bence Romeo Juliet kadar çok değerlidir ve Shakespeare'in dili kadar da önemli bir dille yazılmış ya da anlatılmış bir hikaye. Onları yapmak isterim. Ama bunun yolu şöyle bir yolu var. İnsanların
bizim bunu yapmamız için bu filmi başarmamız lazım. Bu filmi başaramazsak bir 50-100 yılda kimse buna katıl yani böyle bir şeye kalkışmayacak. Bunun için insanların biraz hareket etmez. Biz artık eski yöntemlerin hepsini geride bıraktık. Yani bağışçı ya da işte 10 lira toplanarak, konser yaparak, oradan buradan işte insanları bedava çalıştırarak falan iş yapmak tarzı bu kolektif bir anlayış değil. Bu benim param yok, hadi kimi sömüreyim anlayışıdır. Biz ama öyle bir şey yapalım. Biz şu an platosu tamamlanmış, kostümleri dikilmiş, oyuncuları belirlenmiş bir sinema filminde diyoruz ki bizim devam edebilmemiz için bu kooperatife dahil olmanız gerekiyor. Binde bir ortaklıkla dahil olun ve bir yatırımcı gibi dahil olun. Bunu yaparsanız biz kooperatifimizle başarılı olacağız ve bu yarın gün bütün filmleri ve artık siz şunu yani Osmanlı tarihi isyanlar tarihidir de. Mesela Osmanlı'da isyanın olmadığı sadece 4 yıl var. Ama sen Osmanlı'yı nereden, seni reddeden yerden izliyorsun her zaman. Hani Osmanlı açısından baktığım zaman. Seni reddediyor, değerlerini reddediyor, dilini, inancını. Alevi olarak baktığında seni reddediyor. Kürt olarak baktığında seni reddediyor. Türkmen olarak baktığında da seni reddediyor. Ya Türkmenler de reddeden bir anlayışı var. Rumları, Yahudileri reddeden bir anlayışı var. Şimdi sen Osmanlı'yı buradan mı bakmak istiyorsun yoksa bizim Bedrettin'in gözünden anlattığımız gibi mi bakmak istiyorsun? Bunun tek yolu var. Senin bu kooperatife dahil olman. Yani biz yapmak istiyoruz ama bunu tek başımıza başaramayız. Herkese çok teşekkür ederim ve herkesi projeyi gerçekten yan yana durmaya çağırıyorum. Umarım Aralık ayında da karşınızda olacağız. Vizyonda olacak. Çok teşekkürler. Başka Sanat'ın bu haftaki bölümünde hazırlık süreci daha şimdiden merak uyandıran Bedrettin filminin detaylarıyla sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki haftalarda yeni konu ve konuklarımızla tekrar birlikte olmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.